başlattım ben. Kabul etmem. Kabul etmem bak. Başlattım ben. Merhaba. Merhaba. Kabul etmem. Merhaba. Kabul etmem bak. Merhaba, merhaba Faslı. Selamlaşmak. Vallahi kabul etmem. Düşerim hesaptan. Arkadaşlar herkese merhaba. Oo hemen başladı mı iş? Oo harbiden. Buradayız. Hemen kısa bir anlatalım. Evet arkadaşlar bugün farklı bir deneyim yaşayacağız sizinle. Renault Mayıs İstanbul Şubesi'nde bir iddiası var. Yeni bir Renault Express servis hizmetine başladılar. Ve tam 36 dakikada servis verdiklerini söylüyorlar. 36 yapıyorlar dakika. Da ama beni tanımıyorlar. Göreceğiz. Bir dakika göreceğiz. Bugün biz burada bir kronometre başlatacağız ve 36 dakika da buranın kapısından içeri girip dışarıya çıkıp çıkmayacağımızı göreceğiz. Bu arada bu Türkiye'de değil dünyada bildik. 36 dakikada resmen Formula 1 pit stopu gibi yani. Aynen. Şu anda bizim geldiğimiz aracın servis ışığı yanıyor. Kilometreden değil sadece zamandan, yıldan dolayı yanıyor. Şimdi Gökhan Bey'i çağıralım yanımıza. Daha detaylı bilgi alalım. Buyur abi. Mikrofonu takmışlar. Güzel. Selamlar. Nasılsın? Hoş geldiniz. Gökhan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, düşeceğim. Dakikaları düşeceğim. Başlatalım. Bir dakika başlatalım mı abi? Gökhan abi gel. Ne yapıyorsunuz ortamızı burada? Ortamızı alalım Gökhan. Gel abi. Gel, boyu da uzun. Hemen. Sen çünkü dengesiz kalıyorsun biraz. Geldim ortaya. Şimdi özellikle İstanbul'da en güzeli zaman. Biz de müşterilere zaman vermek istiyoruz. Eyvallah. Normalde bir bakım 2 saat sürer, 3 saat sürer. Biz de burada Kaizen firmasıyla çalıştık. Hı. 6 ay boyunca çeşitli denemeler yaptık. Ve aynı anda 3 kişinin bakımı yaparak 36 dakikada bitirdiğini keşfettik. Ve bu deneyimi müşterilere yaşatmak istiyoruz. Burada toplamda 3 arkadaş. Ben şey anlamadım. Evet. İlk deneme 6 ay mı sürdü? 6 ay boyunca. 6 aydan 36 boyunca. 6 aydan 36 dakika. Biraz abi matematikler arası iyi değildi. 6 ay boyunca çalıştık. Şimdi biz normalde 2 kişi yapsa nasıl olur? 3 kişi yapsa nasıl olur? 4 kişi yapsa nasıl olur? Hepsini çalıştık. Şu an kaç kişi yapıyor? Şu anda 3 tane mekaniker arkadaşımız var. Bir de servis danışmanı var. Servis danışmanı size hoş geldin dedikten sonra 36 dakika sonra sizi uğurluyor ve yıllık bakımınızı yapmış oluyor. Motor yağını değiştiriyor, yağ filtresini değiştiriyor, hava filtresini değiştiriyor. Klip cihazına bağlıyor. Onun haricinde bakımda yaptığımız 48 nokta kontrolü var. Kontrollerin hepsini yapıyor. Yani 36 dakikada yaparken hiçbir standarttan vazgeçmedik. Hepsini tas tamamıyla yaptık. Fabrika bantı mantığıyla çalışıyor abi. Yani burada bir araba alındığında öne geçtiğinde araba diğer ikinci alana geçtiğinde hemen buraya bir tane daha araba geliyor. Biraz fabrika bant mantığı var yani. Aynen öyle kesinlikle yani. Bir... Şu an orada bir araba yapılıyor mesela. Çekelim ama gidiyor bile. Hareket edecek abi. Üçüncü alana çalmayalım. Hareket edecek galiba. Şimdi aynı anda burada 3 arabayı görebiliyorsunuz. Bir tanesi tam onarımda, bir kabulde, bir tanesi de teslimatta. Biz normalde sabah 8.30'da başladığımızda akşam 6'ya kadar 24 arabayı burada bakımını yapabiliyoruz. Yıllık bakımını ve hiçbir standarttan da vazgeçmiyoruz. Yani Renault'un fabrika mühendislerinin tanımladığı bütün işlemleri, bütün kontrolleri. Hani zamanı kısaltacağız diye bir şey kırpmak yok yani. Neyse o. Buradaki durum aslında şöyle. O 3 saat çok kritik bir 3 saat. Çünkü 3 saatte arabayı bırakıp gidip bir işini halledemiyorsun. Özellikle tabii. İstanbul gibi büyük yerlerde. Çünkü trafik oluyor. Günün aslında hiç oluyor yani. 3 saat bekliyorsun arabayı ya da gidip bir işini halledip geldiğinde de bütün günün hiç oluyor. O yüzden 36 dakika burada bekleyip arabayı alıp çıkmak müthiş konfor. Çünkü 36 dakikada ben mesela saçımı kestiremiyorum. Kestiremezsin. Senin saç biraz çünkü. Sen mesela neler yapamıyorsun 36 dakikada? Neler yapamıyorum? Yapamıyorsun. Ben de saçımı kestiremiyorum. Sakal da kestiremiyorum. Ütü yapamıyorum. Çamaşır yıkayabiliyorum. 14 dakika modu var makinenin. Dalamana uçabiliyor musun? Ama kurumuyor. Abi 36 dakika benim şeyi hatırla. Uçağın gerçekten ön hazırlığı oralarda yani. Uçağı hazırlamak senin 36 dakika. Tabii aynen. Kalkıştan önceden bahsediyorum. Uçaklarınızdayız evet, evet. O zaman. Vallahi öyle. Bakalım o zaman bugün neler yaşayacağız? Mekaniker arkadaşlarla konuşalım. Karşılamadaki arkadaşı unuttuk. Ne haber abi? Nasılsın? Teşekkürler sizden. Biz böyle daldık ne yaptınız? Hemen. Kaç dakika oldu? Nasıl gidiyor işler? Ben isterseniz kayıt listesini geçelim. Zekeriya. Evet abi. Nasılsın? Teşekkürler sizden. Nasılsınız? Bizdeyiz. Gökhan Bey'le detaylı bilgileri aldık. Genel bilgileri aldık. Özür dilerim. Detayı şimdi seninle ineceğiz. Evet. Burada isterseniz içeri geçelim. İçeri geçelim. Kayıt listesinden. Zekeriya. Buyurun. Üstündeki güzelmiş bundan. Bundan bir tanesi. Evet. Gökhan abi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi biz geldik. Kapıdan girdik. Merhaba dedik. İşlem hafiften başladı. Sonra buraya geldik. Kayıt. Bu 36'ya dahil mi? Bu da 36'ya dahildir. Şu an tamam. Ben kaydınızı oluştururum. Bu bakımda yağ filtresi, hava filtresi, koran filtresi değişecek. Klip noktalı kontrol, mekanik kontrolümüz var. Bu kontroller yapılacak mekanik arkadaşlar tarafından. Bu arada burada bir bekleme alanı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada projeksiyon var. Renault'un yeni modellerine bakabiliyorsunuz. Bu arada 36 bu, dakikaya bu, dahil değil. Bak fiyatlar. Koltuğun, aa Renault logosu. Yani gördüm. İyisin ha. Görsel işinde gördüm. İyisin. Gördüm. Vallahi gördüm. Bu arada evet gördüğümüz üzere başladı mı abi kronometre? 6 dakika olmuş bile. Burada ne oluyor? Renault logosunun ortasında ne oluyor mesela? Burada bekleyebiliyor mu isteyen? Nereye imza abi? Şöyle imza atmanız yeterli daha önce. Ha 36 dakikayı burada doldurabiliyoruz mu mesela? Yani orayı yapmamışlar aslında da. Heh, oh kurtulduk hadi gelin.
Aslında arkadaşlar normalde bu bekleme alanında evet bekliyorsunuz 36 dakika boyunca. Hemen şuradan da aracınızı teslim alıyorsunuz yani şu yan taraftan. Ama bugün biz tabii ki çekim yaptığımız için içeri girebileceğiz. Buyurun. O zaman ben biliyorsun geçelim. Çünkü bakmam lazım bazı şeylere. Buyurun. Ustalarımızla tanışalım. Buyurun Ümit Bey. Ustacığım kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapıyoruz ustacığım mekanik bakımda? Filtre değişimi, evet, sıvı değişimleri. Muhini bozarım, biraz geciktiririm. Sadece motor ya. 32 dakika. Zekeriya, bizim mont işi ne oldu ya? Kanka. 32 dakikaya indiniz diye efsaneler var. Doğru mu? Large. Bir tane L var. Evet, şu an filtreler değişiyor. Hava filtre bizi değiştirdik. Kaç dakikadayız? Vay be. Buyur abicim. Biz engel olmayalım. Niye olalım ya? Bilmiyorum Ümit. Sen olmak istiyorsan ol. Biraz sert. Çalışırken mesai saatinde sert. Çok hızlı yapıyorlar. Yetişemiyoruz ya. Ne yapıyorsunuz abi şu an? Takımını kontrol ettik. Lastiklerde balon var mı? Onları kontrol ettik. İç dış. Böyle mi? Böyle mi? Öyle değil. Öyle yaparsanız araba düşer. Ha düşmez. Yapma valla düşer ha. Evet bakıyoruz hakikaten. Balon yok. Oğlum üşüdüm. 2 saattir vermiyorsun ya. Dur elde bir şey oldu. Evet Doğan abi. Evet abi. Mesai başladı bak geldim. Tabii abi. Ücretsiz aldın mı? Tabii abi rüzgar. Rim tutası. Abi kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Tanımayacağını mı zannediyorsun öyle? Araba ben yeni başladım abi. Evet abi yağ değişimi için kartal korumamızı çıkarttık. Egzoz kontrolü, alt taban kontrolü, kaçak var mı herhangi bir şey. Kenara çekilin yağ sıçraması. Geliyor. Yağ ne kullanıyoruz abi? Astro. Fabrika dolum yağ kastırıyor çünkü değil mi? Evet. Abi kolay gelsin merhaba. Yeni başladım ben. Sağ ol abi. Part-time. Usta çok iyi. Hep iş yapıyormuş gibi görünen. Bir tane video çıktı ya öyle. Hiçbir şey değil. Olur abi sıkıntı yok. Dikkat edin. Araç iniyor. Aşağı indiriyoruz. Orada 10 dakika süzülmeye devam ediyor. O sırada başka işlemler yapıyorsunuz. Aynı. Tamamen süzülmesi 10 dakikayı bulduğu için bir 10 dakika beklemeyi koruyoruz. Anladım. Şimdi bu arada ara bir reyon yapıp burada lastikleri söküp takıyoruz. Genel bir kampanaları falan temizlik yapıyoruz. Evet, burada jant köpekleri dışarıda suya maruz kaldığı için paslanma oluyor. Yükleri lastik değişiminde çok zorlanıyor. Bunları zorlanmaması için lastik patladığı zaman vesaire kolaylık yapabilmek için burada bir temizlik ve yağlama işlemi yapıyoruz. Makinenin sesi olduğu için ben tekrar anlatayım. Fren balatalarının hem kontrolü yapılıyor hem de hem kampanalar hem disklerin jantla buluştuğu noktalar temizleniyor. Çünkü kullanıcılar daha sonra lastik değişimi sırasında lastikleri patladığı zaman sorun yaşıyorlarmış. O yüzden o da düşünülüyor. Disklerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Kilometresi var o kilometreden sonra değişiyor. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Oğlum engel olmasana insanlara. Kaç dakikadayız? 19.50. Daha 19 dakika 50 saniyemiz var. Ne yapıyoruz abi? Basınçları kontrol edeceğiz. Basınçlara kadar kontrol ediliyor arkadaşlar. Abi arada bir tavla. Olur olur. Ha? Zar nerede? Ha? Kendisi seyahat üzeri kendisi. Güzel şaka sevdim. Bak yağlı tavla özel seri. Oğlum adamları dikkatini dağıtmasana. Abi bu iş 36 dakikada bitmez. Adam 36 dakikada bitmiş 33. 32. 32 mi? Topluyoruz bunları da. Ay kusura bakma abi ya şey oldu. Hani olur ya böyle koridorda. Abi kusura bakma ya. Oo güzel tam ben sevdim onu bir şey var orada. Hava tabancası o. Aç bakayım ağzını. Havanın tadı fena değil ya. Bu arada arkadaşlar isterseniz hemen bu camlı alandan oturup burayı izleyebiliyorsunuz yapılan işlemleri. Normalde benim gibi burada. Yok. Daha yok. 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 Ama o cam alan da güzel yani. Burayı direkt güzel, görebiliyorsunuz. Aynen. Ne kaldı abi şimdi? Nereye geçiyoruz? Şimdi muhafazayı geri takacağız kartal muhafazasını. Sonra aracı aşağı indireceğiz. Lastikleri toplamakla devam edeceğiz. Bu üçüncü alanda? Üçüncü alanda son kontrolü yapılacak. Abi benim scooter'ın bijonları da havası şey olmuş da. Birazdan alalım. 36 dakikaya dahil mi? Fark ettiysen hiç şey yapmadı. Usta adam. Sağ ol, sağ ol. Ya şurada GoPro var gel bizi görsün. Seni önce görecek. Dur şöyle yapayım. Aa ya öyle mi konuyor? Bak. Vay. Ne oldu? Bir taraftan jantlar torklanırken bir taraftan da yağ konuyor. Evet. Ben bunu ilk kez görüyorum mesela. Doğrudur. İlk biz deniyoruz. Litreyi gösteriyor şu an kaç litre bastığını. Tane 1.1. Oynama oynama ya. Abi işimiz var 36 dakika vaktimiz yok. Silecek suyunu kontrol et o zaman bir hadi. Onu hallettik biz baştan. Öyle mi? Evet. Farı yıkayayım.
Yok yok, elle yapma bir şey. Temiz araba yapma. Farları şey ya. Jantı temizleyeyim abi. Stepney mi kontrol ediyoruz abi? Stepney havasında kontrol ediyoruz. Evet, stepney kadar düşünülüyor arkadaşlar. Bu arada motor da temizleniyor. Çıkan parçalar ne oluyor abi? Çıkan parçalar müşteriye göstermek için arabanın içine koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Kaç dakika var şu an? 12 dakika var. Teslimatta sen varsın. Öbür arkadaşların işi bitti. Şu an ondan sıradan gelen arabayla mı ilgileniyorlar? Evet. Vallahi gittiler. Neyin kontrolü yapıyorsunuz abi siz? Yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Su seviyelerini kontrolünü yapıyoruz. Normal motor suyunu kontrolünü yapıyoruz. Kuran malzemenin yerine oturup oturmadığını kontrol ediyoruz. Gözden bir kontrol edip bakıyoruz herhangi bir işlem. Bir sıkıntı var mı? Takılmayan, edilmeyen, unutulan bir şey var mı? Her şeyin kontrolünü yapıyoruz. Eksik gittiğimiz var mı? Farlar. Çalışmayan bir şey var mı? Sinyaller. Her şeye buradan bakıyorsunuz. Sunroof çalışıyor mu? Camlar çalışıyor mu? İç ışıklar çalışıyor mu? Baktık. Peki bunlarda bir sorun olursa eğer çıkarsa. Sunroof çalışmadı. Ne yapacağız? Normal servis alanını alacağız. Bakım alanını alacağız. Express'ten normal servise aktarıyoruz. Yani. Öyle mi? Evet. Nasıl hakimim konuya? Montu giyince hemen değiştim ha. Yağı kontrol ettik mi? Ettik. Bitti mi? Torkladık şimdi mı Zekeriya? Şaka. Daha teslim almadık arabayı. Tamam. Ha, daha fatura. 9 dakikamız var. Konuşuruz. Haberleşiriz. Sen hallet Doğan. Ben içerideyim kanka, ararsın beni. Sizin de yakından görmüş olduğunuz üzere bakımda yağ fitnesi, hava fitnesi, fonar fitnesi değişti. Faturamızın dokümanlı bir şekilde gösterildi. Yapılan işlemin 2 sene 60 bin kilometre garantisi var. Faturanın haricinde yapılan bilgisayar kontrolü, bütün bilgisayar açıkçası raporu, herhangi bir sorun olmadığı için rapor ve bir sonraki bakım bilgilendirmemiz ya 23 binde ya da seneye bu zamanlar tekrar ikinci bakım için servisimize bekliyor olacağız sizi. Şöyle dosyanızı size takdim edeyim. Ödeme için de vezle kısmına geçebiliriz. Daha sonra teslimata. Ütmedim abi. Hadi abim. Ödeme mi? Şu anda ödemeyi yaptıktan sonra mı teslim alıyoruz dışarıda? Evet, teslim aldık. Ya buyurun. Bir şey diyeceğim, yabancı değiliz. Biz çıkalım, uğrarız. Vallahi uğrarız. Abi harmanla böyle. Teslimat noktasına geçelim abi. Biz tabii normal yerden gidelim, gel. Abi benim montum sen var. Sen gel benden. Benim montum var ya, ben geçebiliyorum. Bir kronometre alabilir miyim abi? Yani aslında 31 dakikada halloldu. Yarım saatte halloldu yani. Son bir dezenfektasyon işlemleri yapıldı arkadaşlar dışarıda ve halloldu. Abicim elinize kolunuza sağlık. Son bir şey soracağım Gökhan Bey. Siz de alayım abi, buyurun. Hep beraber kapatalım videoyu. Buyurun lütfen, buyurun. Buyurun. Biz bir... Öyle gidelim, buyurun. 5 dakika var. Aynen, 5 dakikamız var abi, aynen. 5 dakika kala bitti hakikaten. Yani 31 dakikada, 30 dakikada teslim aldık aracı. Hepinizin eline sağlık bu sistem için. Mayıs İstanbul Şube'de böyle bir şeyi düşündükleri, düzenledikleri için tebrik ederiz. Peki son olarak bir şey soracağım abi. Zamandan ziyade fiyat olarak bir şey var mı? Şu an için avantajı. Aynı fiyat. Hı-hı. Şimdi normal servise geldiğinizdeki aynı fiyat. Tabii bir ekspres servis hizmet bedelimiz var. Hı-hı. Bunu bir süre almayacağız. Hı-hı. Yani bunu uygulamayacağız. Hı-hı. Ama bir süre sonra tabii ki bir ekspres servis hizmet bedeli olmaya başlayacak. Bak, çok uğraştık. Bedel dedin hemen. 6 ay çalıştık. Bizim mühendislik firmamızın adı neydi? Kaizen. Bizim Kaizen'le. Abi 6 ay uğraştık. 3 kişi mi yaparız, 4 kişi mi yaparız? 4 kişi girince ne oluyor? 3 ne oluyor? Yağ değiştirdin, hava çarptın. Bu hep bir Ar-Ge doğan. Bu zaman ya biz bu konu demlendi ve şu an hazır. Dikkat edersen. İlk videoda bize nasip oldu. Dikkat edersen 36'nın altında bitirin. Çok üstüne basmadım konunun. Dikkat et tamam. Çok uğraştık evet, çünkü. Evet. Tüm uğraşlarına rağmen 36 dakikanın altında bitirdiler. Bütün ustalarımıza ellerine sağlık diyoruz. Tüm çalışanlarımıza kolay gelsin. Ben de size çok teşekkür ederim. Ekibim adına geldiniz burada. Bizle beraber oldunuz. Bu süreci gördünüz, çektiniz. Ben ekibim adına teşekkür ederim size de. Buyurun Ümit Bey, geçelim o zaman. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Son olarak bir şey soracağım. Bir şey daha geldi aklıma. Türkiye'de başka noktalarda olacak mı? Şu an sadece İstanbul Şube'de hizmet şu veriyor. Şu an sadece İstanbul Şube'de. Biraz bu deneme aslında değil mi? Evet. Ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Dünyada da yok. Hı-hı. Yani dünyada herhangi bir ülkede Renault servislerinde bu hizmet yok. Aslında hem Türkiye için hem dünya için bir örnek proje. Çoğalacak mı sizce? Bizim inancımız kesinlikle çoğalacağı yönünde. Çünkü bu ihtiyaç var. Çünkü bir de elektrikli araçlar geliyor. Bakımlar çok daha kısa. 36'yı değil, 15'i konuşacağız. Çok o zaman uğraştık. Seneye 15'te görüşürüz abi. Tabii ki. Seneye 15'te görüşürüz. Ha? Hadi gel. 6 ay uğraştık. Renault Express servisle ilgili linkleri de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. İncelemek isteyen, daha detaylı incelemek isteyen varsa oradan inceleyebilir. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi videoyu beğenmeyi, yorum sağ yapmayı ol. Lütfen haberleşiriz. Unutmayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Bekliyoruz mutlaka Doğan Bey. Gelsin oğlum tamam. Ya. Ya ne havaya girdin hemen. Clio'yu da getir. Clio'yu da getir. Talisman, malisman hepsini getir bana. Tamam. Hadi İyi bakalım. Sen buradasın o zaman. He konuşuruz. Tamam abi, aç abi kapıyı çıkayım. Hadi yaklaş o sensörle açılır. Her gün girip çıktığım yer Doğan. Ümitciğim görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Bekliyorum Megane'ı.